şimdi arkadaşlar bemollü tonlara gelelim. Bemollü minör tonlara. Şimdi la minör yine aynı şekilde bildiğiniz gibi hiçbir şekilde arıza almıyor. Ne diyez de bemol. Bemollü ilk tonumuz arkadaşlar re minör. Bemollü ilk majör tonumuz ise fa majördü. Fa majör ilgili minör arkadaşlar. Re minör. Bunu ezberlememiz gerekiyor. Fa'dan sonra arkadaşlar fa majör olduğunu bilsek bile zaten. Fa, sol, la, si, do, re olduğu zaman arkadaşlar. Fa majörün 6. derecesi yine o tonun yani ilgili minörün başladığı sesi bize veriyor. Bu şekilde re minör olduğunu anlayabiliyoruz. Başka şekilde bulmanın yolu var mı? Bir yolu daha var arkadaşlar. Burada si bemol yazıyor mesela. Minör tonu bulmak için majör 2 yukarıya çıktığımızda arkadaşlar hani burayı bir nota gibi düşünürsek sesi bulabiliyoruz. Nasıl? Si bemol, si yarım ses biliyorsunuz. Si do da yarım ses. Böylelikle bir tam ses oldu. Do re de bir tam ses olduğuna göre yani si bemolden iki tane tam ses yukarıya çıktığımız zaman o bize bu tonal donanımın hangi minör tona ait olduğunu gösteriyor. Şimdi buraya bakalım. Yine biliyorsunuz bunun da aynı şekilde si, mi, la, re, sol, do, fa şeklinde bir sıralaması var. Hatta simitleri son defa falan gibi böyle aklınızda tutmanız için daha önce söylemiştim majör dizileri de anlatırken. Ne yapıyoruz? Yine birinci arkadaşlar bemol buraya geliyor. Birinci bemol geldikten sonra ikinci bemolü ekliyoruz sırasına göre. Mi'yi koyduk arkadaşlar. Mi'yi koyduktan sonra bunun şimdi sol minör olduğunu nasıl anlayacağız? Bunda majör tonları bulurken ne yapıyorduk? İki tane bemolden itibaren ikinci sıradaki bemolü kapatıyorduk arkadaşlar. İkinci sıradaki bemolü kapattığımızda geriye kalan bu si bemol o majör tonun ismini bize söylüyordu. Yani bunun aslında majör tonu bu iki tane bemollü majör ton si bemol majör. Si bemol majörün arkadaşlar 6. derecesi sol minör. Bunu nasıl başka bulabiliriz? Mi bemoldü. Mi bemolden iki tam ses yukarıya çıkarsak arkadaşlar mi sol aralığı biliyorsunuz minör üçlü. Mi bemol olduğuna göre de majör üçlü olmuş oluyor. Majör üçlü yukarıya çıktığımızda da sol minöre ulaşmış oluyoruz. Şimdi do minöre gelelim. Do minörde de ne yapacağız? Önce bunun mesela majör tonunu nasıl artık çok kolay arkadaşlar son bemolü görmediğimizde geriye kalan zaten mi bemol. Artık bunun majör olduğunu yani mi bemol majör olduğunu bize söylüyor. Şimdi mi bemolde biliyorsunuz mi bemolden 1,5 ses geri geldiğimiz zaman do minörü bulabiliyoruz. Ya da mi bemol majörün 6. derecesine gidersek do minörü bulabiliyoruz. Bu şekilde ulaşabiliriz ya da ne demiştik? La ve do aralığı 1,5 saatlik tam sesli. Yani minör üçlüydü. La bemol olduğu zaman da burası majör üçlü oluyor arkadaşlar. Yani böyle yukarıya çıktığınız zaman la, si, do yani oranın da iki tam ses olduğuna yani majör üçlü olduğuna emin olursanız hemen burada yine minör tonu da bulabiliyorsunuz. Yani burada majörü bulayım ondan sonra ilgili minörünü bulayım gibi bir yolla uğraşmak istemiyorsanız. Fa minöre geldik. Fa minörde arkadaşlar 4 bemollü minör tonumuz. En son var re bemol majör var. Re bemol majörü kapattığımız arkadaşlar la bemol geriye kalıyor. Demek ki la bemol majörün ilgili minörüymüş aynı zamanda. Fa minör. Mesela burada da attık. Bunu kapattıktan sonra burada re bemol kaldı. Burası re bemol majör. Re bemol majörden de minör üçlü geriye geliyoruz. Ya da re bemolün arkadaşlar re, mi, fa, sol, la, si'ye kadar geliyoruz. Re bemol ise arkadaşlar 6. derecede bu da bemol oluyor. O dizilime göre, majör dizilime göre. Böylece si bemoli bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar 6 tane bemollü minör tona, 6 bemollü minör tonda do bemol mi zaten majör üçlü. O şekilde yani do re mi şeklinde bulabiliriz ya da ne demiştik burayı kapattık ne yaptık sol bemol kaldı geriye. Sol bemol arkadaşlar sol la si do re mi oluyor. Sol bemol ise mi bemol oluyor 6. derece majör dizilime göre. Bu şekilde de bulabiliyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar la bemol minör, la bemol minör de ne demiştik? La minör, la minör hiçbir arz almıyor. La diyez minör bütün diyezler alıyor ve la bemol minör de arkadaşlar bütün bemolleri almış oluyor. Yani si, mi, la, re, sol, do, fa hepsinde var arkadaşlar. Aslında bütün diyezleri, bütün bemolleri ya da hiç diyez ya da bemol olmayanları ezberlemek çok kolay. Çünkü arkadaşlar hepsi do, hepsi la. Burada da arkadaşlar ne var? Fa bemol var. Fa bemolü yine kapattığımızda do bemol var. Yani do bemol majörün ilgili minörü. Do, re, mi, fa, sol, la artık bunu ezberledik.
ya da fa bemoldir arkadaşlar. Fa sol la şeklinde yukarıya çıktığımız zaman fa bemol ve la bemol arası da majör üçlü, yani la bemol minörü bu şekilde de bulmuş oluyoruz. Minör gamların arkadaşlar tonal donanımları bu şekilde. İlgili minör, ilgili majör dediğimiz şey neydi? Ortak arızayı kullanan arkadaşlar her ton ilgili minör, ilgili majördür.